Arkadaşlar merhabalar. Bölme bölünebilmenin ikinci videosuyla karşınızdayım. Ben Seren Hoca. 11. örnekte kalmıştım. Hemen oradan devam ediyorum. Sizlere yeni örnek tipleri göstermek adına. 11. örneğimde demiş ki iki doğal sayının toplamı 324'tür. Büyük olan sayı küçük sayıya bölündüğünde bölüm 5 kalan 24 oluyor. Buna göre küçük sayı kaçtır? Şimdi büyük olan sayıya B diyelim, küçük olan sayıya K diyelim. B'yi k'ya böldüğümde bölüm 5 kalan 24 oluyormuş. O halde ben B eşittir 5k artı 24 diye yazdığımda. Bu iki sayının toplamını da bana 324 verdiğine göre B artı K. 324. İkisinde de tek değişken cinsinden yazmak için B yerine 5K artı 24 yazalım. 5K artı 24 artı K 324. 6K eşittir 300. K eşittir 50. Biz zaten küçük sayıya K demiştik. O zaman doğru cevap 50 gelmiş oldu arkadaşlarım. 12. örnek. Yeni bir soru tipim. X, Y, Z birer pozitif tam sayıdır. X'i 7'ye bölmüşüm. Bölüm Y kalan 5. Y'yi 3'e bölmüşüm. Bölüm Z kalan 2. Verilen bölme işlemine göre A'nın 21 ile bölümünden kalanı soruyor. Ben burada bölünen eşittir. Yani X eşittir. Bölen çarpı bölüm. Yani 7'ye artı 5 diye yazdım. Y'yi de arkadaşlarım. Bölen çarpı bölüm yani 3z artı kalan 2 diye yazdım. y yerine 3z artı 2 koyduğum zaman x eşittir. 7 parantezinde 3z artı 2 artı 5 geldi. Bu da 7'yi dağıtınca 21z artı 14 artı 5. Dolayısıyla 21z artı 19 gelmiş oldu. Bu ne demektir? x'i almışım. 21'e bölmüşüm. Bölüm z olmuş. Kalan 19 olmuş. O da bana kalanı soruyordu. O halde doğru cevabım 19'dur diyeceğiz arkadaşlarım. 13. örneğim. Yeni bir soru tipim. A, B ve C birer pozitif tam sayıdır. A'yı B'ye bölmüşüm. Bölüm bölüm B Bölen B bölüm 2 kalan 3. B'yi C'ye bölmüşüm. Bölüm 1 kalan 4. Şimdi ben A'yı B cinsinden yazarsam 2B artı 3 diye yazarım. B'yi C cinsinden yazarsam B eşittir C artı 4 derim. C'ler çoğunlukta B yerine de C artı 4 yazdım. O zaman A'yı da C cinsinden yazarsam ben işlemimi bitiririm. Hemen yerine yazalım. A eşittir 2 parantezinde c artı 4 artı 3. 2'yi dağıttığımda 2c artı 8 artı 3. O halde a yerine de 2c artı 11 yazmış oldum. Hemen yazalım. A yerine 2C artı 11 yazdık. B yerine C artı 4 yazdık. Artı C eksi 15 bölü C. 15 eksi 15 gitti. 2C, 3C, 4C bölü C'den cevabımız 4 gelmiş oldu arkadaşlarım. 14. sorum. M3 iki basamaklı bir doğal sayıdır. 79'lu bir sayıyı M3'e bölmüşüm. 3 ile başlayan bir sayı olmuş. M hangisi olabilir diyor. Şimdi ben M'e 1 yazsam. Şurası 79'lu bir sayı. 13 Olsa M1 olsa burası ne olur arkadaşlar 13 çarpı 6'dan 78 çıkması gerekir ama burada 3 olacak o zaman 1 maalesef olmaz. 2'ye bakalım şöyle M1 ise diyelim M2 ise 79'la başlayan sayıyı 23'e bölmüşüm ne olur arkadaşlar 73 çarpı 3 desem 69 olur ve Buradan çıkar onlu bir şey kalır. O zaman 2 olabilir. 3'e bakalım neden olmaz. M3 olursa 79'lu sayıyı 33'lü bir sayıya bölerim. Ve 2 kere yazmak zorunda kalırım. Ama burada 3 olmalı. Bu da gitti. M4 olursa eğer 79'lu sayıyı 43'e böldüğümde 1 yazıp 43'ü çıkartmam gerekirdi ama burada 3 olmalı o yüzden olmaz. M yerine 5 yazdığımda 79 ile başlayan sayıyı 53'e böldüğümde yine bir defa derin ve 26'lı sayı kalır. Burası 1 oldu. 3 olması gerekiyordu. Bu da gitti. O halde doğru cevabımız Bursa seçeneğidir arkadaşlarım. Yeni bir soru tipim. 15. örnek 4x2 sayısını 4y sayısına böldüm. Bölüm 9 Kalan 7 geldi. Yukarıdaki bölme işleminde 4x2 3 basamaklı, 4y 2 basamaklı sayılardır. Buna göre x y nedir? Şimdi bu 3 basamaklı, bu da 2 basamaklı ya arkadaşlarım. Ben ne yapabilirim? Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan diyeceğim. Şimdi 4x2 dediğiniz 400 artı 10x artı 2'dir biliyorsunuz. 9 parantezinde 40 artı y artı 7. 402 var. 7'yi bu tarafa atarsam eksi olarak 395 geldi. 10x burada ne var? 360 var. Artı 9y var. 10x'i de buraya eksi 10x olarak atarım. Attığım zaman 360 eksi olarak 35 eşittir 9y eksi 10x gelmiş oldu. Şimdi buna değer vereceğim. Bir kere y'nin 35'ten büyük bir şeyle çarpılması lazım. Yani 9 ile çarptığım şey mesela 5 desem ne olur? 45. E buna da 1 verdiğimde 45 eksi 10 35. Tam olarak istediğim şey. Yani y yerine 5 yazmalıyım. x yerine de 1 yazmalıyım. x eksi y'den eksi 4 gelmiş oldu. O da bolu seçeneğidir. Arkadaşlar 16. sorum. Yeni bir soru tipim. İlk sayfada e, size biliyorsunuz ki ile bölümünden kalan da kurallar yazmıştım. Sağ tarafa. Onlarla ilgili bir şey aslında. X sayısını 6 ile böldüğümde kalan 4'müş. Şimdi yine 6 ile bölümünden kalan diyor ya ne yapıyorduk? X yerine direkt kalanı koyarak işlem yapabiliyorduk. O halde arkadaşlar X yerine 4'ü koyduğumda 4'ün kübü eksi 3 çarpı 4'ün karesi artı 4 demiş oldum. 4'ün kübü 64. 3 çarpı 16 artı 4 64 4 daha 68 eksi 48 yani 20 20'nin 6 ile bölümünden kalanı sorduğuna göre 20'yi 6'ya bölüyorum kalanım 2 diyoruz yani bolu seçeneği doğru cevap arkadaşlarım benzer bir soru n tam sayısının 11 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre 4n kare eksi 20n artı 25 ifadesinin 11 ile bölümünden kalan. 11 ile bölümünden kalanı 2 verdiğine göre ben n yerine direkt ne yazarak başlıyorum? 2. n yerine 2 yazdığımda 4 çarpı 2'nin karesi eksi 20 çarpı 2 artı 25 dedik. 16 eksi 40 artı 25 dedik. 41 eksi 40'tan cevabımız 1 gelmiş oldu arkadaşlar. Cevap Ankara. 18. örneğim 1x tam sayısının 15 ile bölümünden kalan 9'dur. Buna göre bu ifadenin 5 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi x'i 15'e böldüm. Kalan 9 mu oldu? Şurada da bir y tam sayısı olsun bölüm. x eşittir 15y artı 9 oldu. Şimdi 5 ile bölümünden kalan sorduğu için 15y artı 9'u 5'e bölüp kalanı ne alacağımıza bir bakalım. 3y diyorum ki 15y gelsin götürsün. Artı 9 kaldı. 9'da 5 bir defa 4 kaldı. Yani x'in 5 ile bölümünden kalan 4'müş. O zaman ben istediği ifadede x yerine ne koyacağım? 4. 4 üzeri 7 artı. 4 üzeri 5 artı. 4'ün karesi artı 3'ü soruyor. 4 üzeri 7 dediğim. Şimdi 5 ile bölümünden kalan 4. Biliyorsunuz ki 5'in katlarını ekler veya 5'in katlarını çıkarırsam kalan yine aynı kalır. O zaman ben 4'ten 5 çıkarttığımda eksi 1'in 7. kuvvetine denk. Aynı şekilde eksi 1'in 5. kuvvetine eksi 1'in karesine artı 3 dedim. Eksi 1'in 7. kuvveti eksi 1. Eksi 1 artı 1 3 bunlar gitti 3 eksi 1'den benden istediği kalan 2 olmuş oldu diyorum arkadaşlarım. Başka bir soru tipi 19. örneğim. Eksi 125 sayısının 10 ile bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplamı. Şimdi eksi 125'i aldım. 10'a böldüm. 125'te 10 kaç defa var diye soruyorum arkadaşlar. Eksi 12 defa var. Ve eksi 120 geldi. Çıkarttığımda cevap eksi 5. O zaman benim bölümüm eksi 12. Kalanım da eksi 5'tir. Bu durumda ikisinin toplamı eksi 17 yani Ankara seçeneğidir arkadaşlarım. Bir başka soru tipim 20. sorum. 5 basamaklı S, 2, N, 3, V sayısının 23 ile bölümünden kalan 5. S, 2, N, 3, V, 23, K artı 5. 5 basamaklı S, 3, N, 2, V sayısının 23 ile bölümünden kalan nedir? M dedim. Şimdi şu ilkini çözümlemeye kalkarsam. S, 0, N, 0, V artı 2030. 5'i bu tarafa attım. Eksi 5, 23'ün bir katı. Yani S, 0, N, 0, V artı 2025, 23'ün katıdır. İkinci verdiğini çözümleyecek olursam. S, 0, N, 0, V artı 3020 bu 3020'yi istersem ben 2025 artı 95 diye yazarım. Bu kısım zaten üsttekinden dolayı 23'ün katı. O zaman ben 95 23'e böldüğümde kalanı bulacağım. Hemen 95 23'e bölüyorum. 4 defa var. 92. O zaman kalanınız 3 gelmiş olur. Arkadaşlarım 21 farklı bir soru tipim. 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel 100 faktöriyele kadar giden sayıların 18 ile bölümünden kalan. Şimdi ben 1 faktöriyel 1, 18 ile bölümünden kalanın 1 olduğunu düşünüyorum. 2 faktöriyel 2 çarpı 1, o zaman bu da 2 diyorum. 3 faktöriyel 6, evet 24, 18'e böldüm kalan 6. 5 faktöriyel 120. 120'yi 18'e bölüyoruz. Kalanımız arkadaşlar 6 kere olsa 48, 108 olur. 6 kere 8, 48, 108 olur. Kalanım 12 olur. Ama 6 faktöriyel dediğiniz 720 ve 18'in tam katıdır. O halde bundan sonra kalanlar hep nedir diyeceğim sıfırdır. Burasının etkisi yok. Buradakileri topladığımda 12, 6, 18, 6 daha 24, 2 daha 26, 1 daha 27. 27 sayısını da 18'e böldüğümde kalanım 9'dur. Cevap da 9 olmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Bir diğer soru tipim 22. soru. Sıfır hariç bütün rakamlara bölünebilen en küçük doğal sayının rakamları toplamı. Sıfır hariç tüm rakamlara yani 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a bölünebilen. 9'a bölünürse 9 çarpanı bulunacak. O zaman 3 çarpanı zaten bulundu. 8'e bölünürse arkadaşlar hem 2'ye hem de 4'e bölünür. Bir zaten her sayıya bölünür. 7 asal 7'ye de bölünecek. 5 asal 5'e de bölünecek. Burada arkadaşlar 9 çarpı 8'den 72 var. 6'nın da katı oldu. Bana bu sayının rakamları toplamını soruyor. 9 çarpı 8 72. 72 ile 7 kere 5 35'i çarpalım. 2 kere 5 10 elde var 1. 7 kere 5 35. 1 daha 36. 3 kere 2 6. 3 kere 7 21. Taraf tarafa topladığımda 0 12 5 2520 geldi. 2520 sayısının rakamları toplamını soruyor. 2 artı 5 7 2 daha 9 gelmiş oldu arkadaşlarım. Bir sonraki bölme bölünebilme videosunda birlikteyiz inşallah. Bundan sonra faktöriyel konusunu da anlatacağım arkadaşlar. İstediğiniz üzere rica ettiğiniz üzere. Ben Seren Hoca kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.